Kurt Adam. Evvel zaman içinde uzaktaki bir krallığın küçük bir köyünde Lucas adında genç bir adam yaşarmış. Lucas, neden ona hislerini açıklamıyorsun? Ya hayır derse? Kalbin bu acıya dayanabilecek mi bilmiyorum. Ya senden önce başka biri teklif ederse? Hayır. Haklısın dostum. Çok geçmeden ona hislerimi söylemeliyim. Ve böylece Lucas cesaretini toplayarak ona olan hislerini anlatmak için Suzanne'e doğru yürümüş. Suzan? Evet. Ben iyi günler Suzan. Sana da Lucas. Teşekkür ederim. Bir dakika, adımı biliyor musun? Tabii ki. Aynı okula gittik, hatırladın mı? Ve İngilizce öğretmeni belirli bir ne yazdığın belirli bir aşk mektubunu bulmuştu. O mu? Evet, onu Markus o yazmıştı. Gerçekten mi? O zaman Markus'la konuşsam iyi olur. Aslında o Markus değil, bendim. Seni seviyorum. Bekle, bunu söylemedim. Çoktan söyledin bile. Ben... Tamam, görüşürüz. Suzan? Benim adım Suzan. Suzan değil. Sakin ol şapşal. Liseden beri bana duygularını açıklamanı beklediğimi söylemek için geldim. Ve sonunda açıkladın. Ama kaçıp gittin. Pekala, ben... Ben de seni seviyorum. Sen ne? Şşş, annenler duyacak. Yarın göl kenarında buluşalım. Hoşça kal. Rüya mı görüyorum? Umarım değildir. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Ertesi gün öğleden sonra Lucas ve Suzan göl kenarında buluşmuş. Ve gençler aşklarıyla ilgili hayallere dalmışlar. Hala benim olduğuna inanamıyorum. Bana asla gitmeyeceğine söz ver. Asla. Aşkımız ölümsüzdür. Evet öyle. O günden sonra aylar geçmiş. Suzan ve Lucas artık her zamankinden daha fazla aşıkmış. Tamam, şimdi git. Babam her an gelebilir. Seni burada balkonumda görmek harika bir ilk izlenim yaratmaz değil mi? Bu ayrılığı daha fazla kaldıramam. Mecbur değilsin. Yarın onunla konuşmaya geliyorsun. Yarın. Sabırsızlanıyorum. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Şimdi git. Görüşürüz. Güle güle şapşal. Bu arada dağlarda yaşayan genç cadı Nebula bir hafta önce ot almak için köye girmiş. Gözleri Lucas'a takıldığında pazarda dolaşıyormuş. Anında ona aşık olmuş. Şuna bakın, ne yakışıklı bir genç adam. Ama Nebula, Lucas'ın başka bir kadını, Suzanne'i kucakladığını görünce şaşırmış ve çok öfkelenmiş. O zamandan itibaren Lucas'ı bir gölge gibi sinsice takip etmiş. Ta ki... Merhaba Lucas, ben Nebula ve Charles Dağı'ndan geliyorum. Merhaba, sizin için ne... Ya sana seni sevdiğimi söyleseydim? Anlayamadım. Beni seviyor musun? Sen iyi misin? Seni tanımıyorum. Ayrıca ben başka birini seviyorum. O zaman sana sahip olamıyorsam... marangoz, kimse olamaz. Ne? Odun için bir dahaki sefere ormana gittiğinde o baltanın ilk vuruşunda anında bir kurda dönüşeceksin. Ve bunu söyleyen Nebula arkasını dönmüş ve uzaklaşmış. Lucas için için gülüp eve gitmiş. O öğleden sonra cadının tehditlerini önemsemeyen Lucas öküzünü arabaya bağlamış ve ormana gitmiş. Ama bir ağaca vurur vurmaz balta yere düşmüş. Şaşırmış ve korkmuş halde ellerine bakmış. Onlar kurdun pençelerine dönüşmüş. Hayır, 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 hayır. Korku ve gerilimden neredeyse çıldırmış halde ormanda koşmuş. Bir su birikintisine bakmış.
ve bir kurda dönüştüğünü görmüş. Acı ve dehşetle acele ederek ormandan kaçmış. Ormanın kenarında devasa bir kurdu gören insanlar çığlık atmaya, bağırmaya ve korkuyla koşmaya başlamış. Kaçıp canınızı kurtarın. Onların sağa sola kaçıştıklarını gören canavar, insanları çok korkuttuğunu fark etmiş. Yüksek sesle uluyan kurt adam arkasını dönmüş ve ormanda gözden kaybolmuş. Güneş batmış ve sonra tekrar yükselmiş. Yeni bir günmüş. Ama kurt adam için korkunç bir hayat daha yeni başlıyormuş. Köye döndüğümüzde Suzan nefesini tutarak Lucas'ının eve gelmesini ve ona evlenme teklif etmesini beklemiş. Ama sadece kendinin bildiği bir nedenden dolayı gelmemiş. Beni affet aşkım. Sana bu halde gelemem çünkü korkuturum. Ama gidip cadıyı bulacağım. Laneti tersine çevirebilir ve sana geri dönebilirim. Ve böylece artık bir kurt adam olan Lucas, Charles Dağı'na doğru yolculuğuna başlamış. Geçtiği birçok nehir ve yürüdüğü birçok orman, insanların görüş alanından uzak durmasını sağlamış. Ve ne zaman bir su kütlesiyle karşılaşsa, çıplak elleriyle balık tutar ve onları doyasıya yermiş. Devam etmiş ve bir gün yolculuğu onu bir çayıra getirmiş. Burada bir sırtlan sürüsünün küçük bir çocuğun etrafını sardığını, çocuğa yaklaştıkça ağızlarından salyalar aktığını görmüş. Biri bana yardım etsin, lütfen. Ve Lucas yüksek bir kükremeyle olay yerine atlamış. Sırtlanlar devasa canavarı görünce ağaçların arkasında kaybolmadan önce sağa sola kaçışmışlar. Lütfen, lütfen beni öldürme. Lucas korkmuş çocuğa bakmış ve sonra yönünü kendi yoluna çevirerek yolculuğuna devam etmiş. O anda bir ses duyulmuş, bir kadının sesi. Lucas dönüp baktığında cadı Nebula'nın küçük çocuğa doğru koştuğunu ve ona sarıldığını görmüş. Jack! Oh Jack! Neden elimi bıraktın? İyi misin? Evet. O garip görünüşlü kurt bana yardım etti. Nebula kurda bakmış. Ve hemen kim olduğunu anlamış. Lucas? Lucas ulumuş. Başını eğmiş. Gözlerinden bir damla yaş süzülmüş. Çünkü konuşamayacak kadar çaresiz hissediyormuş. Gerçekten çok üzgünüm Lucas. Ben öfkeme yenik düştüm. Kardeşimin hayatını kurtardın. Sonsuza kadar minnettar kalacağız. Ve cadı bunu söyleyerek Lucas'ın başını nazikçe okşamış ve bir anda insan haline geri dönmüş. Ellerini görüp yüzüne dokunduğunda tek kelime edememiş. Cadıya olan kızgınlığı hemen yok olmuş. Lucas, özür dilerim. Gerçek aşkın her zaman sevdiğin kişiyi kazanmakla ilgili olmadığını öğrendim. Bazen o kişinin sensiz mutlu olmasını izlemekle ilgilidir. Pekala, geçmiş geçmiş de kalsın. Bir an önce aşkıma gitmeliyim. Lucas, bekle. Lanet kalıcı olarak kaldırılamaz. Ne demek istiyorsun? Artık insansın ama ne zaman sinirlensen içindeki kurt seni ele geçirecek. Üzgünüm ama tüm laneti tersine çevirmenin bir yolu yok. Aşkımla buluşacağım. Kalbimde öfkeye yer yok. Teşekkür ederim ve hoşça kal. Uzun bir yol kat ettin Lucas. İşte bu büyü seni hemen köyüne götürecek. Ve parıldayan bir ışıkla Lucas çayırdan kaybolmuş ve köyünde belirmiş. Şimdi aşkıma gideyim. Hemen Suzen'in evine gitmiş. Ve orada bir sürü insanın toplandığını görmüş. Sanki bir kutlama yapılıyormuş. Neler oluyor? Ne mi? Suzan ve Marcus yeni evlendiler. Bekle, yoksa sen... Ama Lucas beklememiş.
İçeri koştuğunda Susan ve Marcus'u etraflarında aileleri varken gelinlik ve damatlıkla görmüş. Susan? Lucas? Sen Marcus'la mı evlendin? Sen 3 yıl sonra gelip evlenip evlenmediğimi sorma cüretini mi gösteriyorsun? Seni yeterince bekledim Lucas. Ama... Lucas, yeter. Bu bizim düğün günümüz. Onu mahvetme. Lucas Marcus'a bakmış ve alnındaki damarlar şişmeye başlamış. Ve yüksek bir kükreme ile kurt adama dönüşmüş. Evde herkes paniğe kapılmış ve insanlar korku içinde kaçmış. Lucas da uzun köpek dişlerini ve pençelerini esneterek Marcus'a yaklaşmış. Ve tam Lucas Marcus'un üzerine atlamak üzereyken... Dur! Sana ne oldu böyle? Neye dönüştün? Lütfen! O artık benim kocam. Birine zarar vermen gerekiyorsa bana zarar ver. Susan ağlamış. Ellerini birleştirerek yalvarmış. Lucas gözlerindeki yaşları görünce içindeki kurt sakinleşmeye başlamış ve insan haline geri dönmüş. Birbirimize sonsuz aşk sözü verdik ve beni bekleyemedin mi? Hepimiz senin öldüğünü düşündük Lucas. Hayır. Hayır. Aşkın ölümsüz değildi. Ama benimki hala öyle. Harika bir hayat yaşa Susan. Seni sonsuza kadar seveceğim. Ve bunu söyleyen Lucas arkasına dönmüş ve kurt adama dönüşürken vahşice kükremiş. Sonra yeri sarsan adımlarla evden çıkıp ormana doğru koşmuş. Onu bir daha gören olmamış. Ama efsaneye göre kurt adam hala hayatta ve aramızda yaşıyor. Ne zaman aşkını düşünüp rahatsız olsa, insanlardan uzaklaşır ve acısını uluyarak attığı ormana sığınır. Çünkü her aşk hikayesi mutlu sonla bitmez. Bazıları bu tür efsanelere dönüşür.